والصلاة والسلام على رسولنا محمد أشرف الخلق وسيد المرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كلما اختلف الملوان وتعاقب العصران وكرر الجديدان واستقبل الفرقدان وبلغ روحه وإرواح أهل بيته وأصحابه وأحبابه وأتباعه منا التحية والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. Değerli müminler, gündüz biraz Nuh Aleyhisselam'dan bahsettik, devam edeceğiz dedik. Ama Nuh Aleyhisselam öyle bir günde, beş günde, hatta bir ayda anlatmakla bitirilecek gibi bir nebi-i zişan değil. Allah şefaatine nail etsin. Onun ismi altında birkaç genç Kur'an-ı Kerim'de zikredilen adamın destanı yazılı. Ama ben dört kadının destansı anlatımı var Tahrim suresinde. Oradan biraz konuşacağım. Gençler kimler? Bir, babaları 1000 sene yaşamış ilk peygamberin oğulları. Kabil, kadın için Habil'i öldürdü kardeşini. Bunu anlattıktan sonra Kur'an-ı Kerim diyor ki min ecli zalik, bundan dolayı Adem'den kıyamete kadar yeryüzünde ne kadar katil olursa her birinden bir tanesi Kabil'in defterine yazılıyor. Suçsuz yere bir insanı öldüren ebedi cehennemde kalır. Kur'an ifadesi bunlar. Ama şunu da söylemek zorundayım. Yeryüzünde bütün katilleri bir adam kendisi yapsa gene de Allah'ın rahmetinden ümidini kesmemeli. O hepsinden büyüktür. Allah'ın rahmetinden ümit kesmek katilden de büyük bir günahtır. Cenab-ı Hakk'ın gücüne gidiyor. Diğer gençler, birisi de Nuh Aleyhisselam'ın oğlu. Adem Aleyhisselam 1000 sene yaşadı. Nuh Aleyhisselam 950 sene yaşadı. Ama oğluyla karısı iman edemedi. Bir peygamberin hanımı, bir peygamberin oğlu. 950 sene insanlara gece yalvardı, gündüz yalvardı. Tek tek yalvardı, cemaat halinde yalvardı. Alay ettiler, dalga geçtiler, ayaklarına zincir takıp sürüklediler. Ve neticede de o da ellerini açtı. Ya Rabbi bunları kökünü kurut dedi bunları. Bunlar kendileri bittiği gibi etrafı da çok mahvederler. Ve Cenab-ı Hak Nuh Aleyhisselam'a Kur'an-ı Kerim'de destan gibi anlatılıyor. Ben şu mevzuya girmek için böyle bir giriş yapıyorum. Gemi yapmasını emretti. Yeryüzünde ne kadar cins varsa her birinden birer çift alacak büyüklükte dev bir gemi yaptı. Tefsir kitaplarının anlattığına göre öyle sıradan da bir gemi değildi. Buharlı bir gemiydi. Semadaki bulutlara emretti, arzdaki sulara da emretti, kaynadılar. Nuh'un gemisi Cudi Dağı'na indi. Tufan bittiği zaman.
Ama Avrupalılar Ağrı Dağı'nda arıyorlar. Niye? Cudi Dağı'na gitmiyorlar. Ağrı Dağı'na gidiyorlar. Niye? Orada PKK'nın merkezi var. Orada kendi cinslerinden insanlar var. Onlara gidiyorlar. Herkes kendi cinsine. Gündüzki vaazımda söyledim. Bir adam, en tehlikeli adam, kendini Müslüman zanneden gavurlardır. Allah'a esirgesin. Böyle olur mu? Olur. Ne diyor Peygamberimize? Dediler ki, ya Resulallah, bir adam dinin bütün emirlerini yapıyor. Ama dinin düşmanlarının koluna giriyor. Efendimiz buyurdu ki, o onlardandır. O yüzden imanın tahkiki lazım. Her fırsatta söylüyorum, bu caminin cemaati benim, hepiniz sohbet arkadaşım oldunuz. Yıllardır dertleşiyoruz. Bir Müslüman sağına soluna bakacak. Kiminle oturuyorum, kiminle kalkıyorum, kiminle beraberim. Ona çok dikkat edecek. Kimi seviyorum, kimi sevmiyorum, kim beni sevmiyor? Hazreti Ali Efendimiz ne diyor? Dostum dostumdur. Dostumun dostu da dostumdur. Ölçü bu. Düşman düşmanımdır. Düşmanımın dostu da düşmanımdır. Dostumun düşmanı da düşmanımdır. Ölçü bu olacak. Şimdi gelelim. Dört hanımefendiden bahsediyor Tahrim suresinde Cenab-ı Hak. Daraballahu meselen lillezine keferu imraete Nuhin ve imraete Lut. Küfre Cenab-ı Hak iki peygamberin hanımını model gösteriyor. Kocaları peygamber, kendileri gavur. Allah'a esirgesin. Birisi Lut aleyhisselam. Birisi de Nuh aleyhisselam. İkisinin de hanımı imansız gittiler. Ve Cenab-ı Hak emrediyor ki, bunlar kocalarına da ihanet ettiler. Biz de onlara dedik ki, وَقِيلَ اَدْخُلَ النَّارَ مَا اَدْدَاخِل۪ينَ Cehenneme girenlerle beraber girin bakalım. Cenab-ı Hak cümlemizi hakiki ibret alanlardan eylesin. Babam Şeyhul İslam'dı, deden evliyaydı, şöyle müftüydü, haciydi, hafızdı. Bunlar boş palavralar. Evet, bir adamın babası Evliyaullah'tan olsa, kendi de onun yolunda yürüse ne deniyor? Buyuruluyor ki, el-vudu alel-vudu, nurun ala nur. Abdest üstüne abdest, nur üstüne nurdur. Aliyyül ala. Ama baban Nuh aleyhisselam olsa sen ona iman etmezsen, kocan Nuh aleyhisselam olsa sen ona iman etmezsen, yolunda yürümezsen onun sana hiçbir faydası olmaz. Allah'ın oğlu kızı yok. Kim emrini en iyi tutarsa, ne buyuruyor Efendimiz? Aranızda selam vermeye tenezzül etmedikleriniz vardır. Selam vermeye tenezzül etmezsiniz. Onlara abdal ve büdala dersiniz. Ama onlar aranızda olmasa Cenab-ı Hak rızkınızı keser. Onlar sayesinde rızıklandırılıyorsunuz. Cenab-ı Hak cümlemizi sevdiklerine bağışlasın. Ve daraballahu meselen lillezine amenu imraate firavun. İmana da Cenab-ı Hak iki hanımefendiyi model gösteriyor. Birisi Musa aleyhisselamın teyzesi Hazreti Asiye. Firavun'la evliydi. Firavun bir ünvandır. Mısır padişahlarına Firavun deniliyordu. İşte Kenan bilmem ne. Cenab-ı Hak ona zürriyet de vermiyordu. Musa aleyhisselamın annesine Cenab-ı Hak vahyettim diyor. Vahyettimden maksat kalbine ilham ettim demektir. Çocuğunu doğurunca tehlike devreye girerse bir sandığa koy, Nil nehrine bırak. Allah onun himayesini yapar. Hem de nerede?
Firavun'un sarayında büyüttü Musa aleyhisselam. Hazreti Asiye Firavun'la beraber Nil Nehri'nin kenarındaki sarayının önündeydi. Baktılar, bir sepet geliyor. Bu bizim nasibimiz olsun dedi Hazreti Asiye annemiz. O da tamam dedi. Geldi nur yüzlü bir bebek. Görür görmez Firavun anladı. Saltanatımı yıkacak çocuk olsa olsa bu olur dedi. Dedi ki ya sen ene rabbükümül ala diyorsun. Bu bebekten mi korkuyorsun? Ene rabbükümül ala demişti Firavun. Fehaşara fenada fegale ene rabbükümül ala. Bütün insanları bir meydana topladı. Yeryüzünün tanrısı benim dedi. Bu kadar istidadı vardı adamın. Görür görmez de anladı. Saltanatı yıkacak budur. Çünkü bir rüya görmüştü. O rüyanın tabirinde dediler ki, beni İsrail'den bir çocuk doğacak, senin saltanatın yıkılacak. Ne yapalım? Ne kadar yeni doğan erkek çocuk varsa onların hepsini keselim. Başladılar kesmeye. Hemen Sure-i Bakara'nın başında Cenab-ı Hak anlatıyor. Buyuruyor ki, ve iz neceynâküm min âli firavne yesûmûneküm sû'el azâb yüzebbihûne ebnâküm, erkek çocuklarınızı kesiyordu. Ve yestahyûne nisâküm, kız çocuklarınızı diri bırakıyordu. Ve fî zâlikum belâ'un min rabbiküm azîm, bu en büyük bir belaydı. Şimdi bazen ben haddimi aşarak ben de diyorum ki ben de Musa gibi Firavun'un sarayında büyüdüm. Şimdi ben buraya nereden geldim? Doğu Türkistanlı hafızlığa çalışan gençlerin oradan geldim. Dinlediğim şeyler şu. Doğu Türkistan'da Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, Ayşe, Fatma Çin zulmünün altında. Müslüman isimleri yasak. Bir, Kur'an okumak ve okutmak yasak. İki, namaz kılmak yasak. Ancak kartlarla her caminin cemaati belli. 25 yaşından küçük olanlar camiye gidemezler. Dinlediğim şeyleri söylüyorum. Herkes kendi camiine gidebilir. Ramazan geldiği zaman erkeklerin zaten çoğu ya hapiste ya firarda. Müslüman evlerine iki tane Çinli erkek gelir. O hanımlar onları misafir etmeye mecburdurlar. Niçin? Oruç tutmayacaklar, namaz kılmayacaklar. Onları kontrol için. Bunları dinleyerek geldim ben. Bu arada bunların hepsinden acısı şunu söylediler. Yeryüzünde Cumhuriyet'in ilanıyla beraber bizde bir harf inkılabı yapıldı. Bu harf inkılabıyla beraber 1000 yıldan beri yazdığımız ne kadar kitaplar varsa hepsi kaldı. Alakamızı kestiler. Alkışlamaya da mecbur ettiler, hala da mecburuz. Neler çektiğimizi de biz biliriz. Var mı içinizde Hazreti Hüdayi'nin bir eserini okuyan? Hazreti Hüdayi 3 padişaha hocalık yapmış. Var mı içinizde Sümbülzade Sinan Efendi Hazretlerinin, Sümbül-i Sinan Hazretlerinin eserlerinden birini okuyan? Niye? Osmanlıca çünkü. Tarihimizle irtibatımızı kestiler. Orada daha yeni kesmişler. Ben yaşadığım bir şeyi anlatacağım. Duyma değil. 900 Allahu alem 76 Kahramanmaraş'tan karayoluyla hacca gittik. O zaman Sa'd'ı Ali Ulvi Hoca merhumu ziyaret ettik Medine-i Münevvere'de. Kütüphane müdürü ve şeriat mahkemesi azası idi. İçeriye girdik. Beraber olanların hepsi Maraş'ın şımarık zengin çocukları. Ağızlarını silerek yola çıktılar. Bana da bize hocalık yap dediler. Tamam, gittik.
Ali Ulvi Hoca merhumu çok neşeli gördüm. Hocam sizi çok neşeli görüyorum dedim. Dedi ki evet neşeliyim. Acaba niye? Dedi ki siz içeriye girerken yaşlı bir adam çıkıyordu. Gördünüz mü? Evet. Dedi ki o adam Endonezya'nın eski başbakanıdır. Çok da alim bizzattır. Bana dedi ki bu sene Türkiye'den kaç hacı var? Resmi rakam 189 bin o sene. Gayri resmi 200 bin. Türkiye birincilik almış. Ondan sonra sayı, adet koymaya başladılar. Ben böyle deyince o adam başını elinin arasına aldı. Bir müddet düşündü ve başını kaldırarak şöyle dedi. Bunu lütfen dışarıda anlatın. Ben Ali Ulvi Hoca'nın ağzından dinlemiş adamım. Dedi ki azizim, sizin ceddiniz İstiklal Harbi'nde şehit olurken sizi Allah'a emanet etmiş. Yoksa sizin maruz kaldığınız inkılap silindirinin altından başka bir millet geçseydi, değil 189 bin hacı, Türkiye'de bir tek Müslüman bırakmamak üzere program hazırlanmıştı. Ama ceddiniz Allah'a emanet etmiş, Allah sizi kurtardı. Son geçirdiğimiz belayı da siz biliyorsunuz. Hala kabullenmeyenlere Allah iman nasip etsin diyorum artık ben. Ama şurada gördünüz işte Afrin'de altımızı oymuşlar. Ondan evvel bizim burada neler olmuş neler olmuş hala temizleyemiyoruz. Bu bir adam işi değil, bir FETÖ METÖ işi değil, yanlış anlamayın. Bu evrensel bir projedir. Düşmanlık neye? İster Yahudi, ister Hristiyan, ister Komünist, ister Budist, hiç fark etmez. Hepsi Müslüman düşmanlığıdır. Bunlara karşı Müslümanların yek vücut olup birbirlerine sarılıp dinimizi Kur'an'ın tarif ettiği gibi uydum kalabalığa Müslümanlığı değil. Hastalıklarımız neler? Hastalıklarımız dünya muhabbeti, başka bir şey değil. Şu anda benim gençliğimde muhitimin en zengininden bizim en fakirimiz daha zengindir şu anda. Ama o fakirlik günlerimizdeki huzurumuz yok. Neden yok? Ramazan-ı Şerif başlayalı neredeyse ikinci haftanın işte yarıladık. Ben her gittiğim yerde anlatıyorum. Şu mide diye bir şey var insanın kalbinin aşağısında, göbekte. Peygamberimiz buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, mide vücudun havzıdır. İnsanın bir görülen tarafı var, bir de görülmeyen tarafı var. Görülen tarafımız cesedimiz. O küçük bir şey değil. Cenab-ı Hak bu cesedin içerisine kainatın özetini koymuş. Ama o ceset de gözle görülmeyen, ışıktan daha hızlı, kainattan daha geniş cevherler var. Akıl, beyin, ruh, fikir, daha bunun gibi hayal, insanoğlunun binlerce manevi özelliği var ama ruh da dahil, hepsi mideden nasibini alır. Eğer mide zehirlendiyse vücudun tamamı zehirlenmiştir. Eğer mide helal lokma ile beslendiyse midenin de kapısı nere? İki dudak. İmanın rükünü kaçtır Maturidi mezhebinde? Dil ile ikrar, kalb ile tasdik. Dilin kapısı da burası. Buraya sahip olan cennet-i âlâya gider. Yemesine, içmesine, konuşmasına. Yemesi ve içmesi ve konuşması Müslümanlığa uyan Kur'an-ı Kerim'e uyanlara cennet-i âlâ yalvarsın. Ama burası sağlam değilse Allah esirgesin.
O yüzden vücudun giriş kapısına çok dikkat. Hiç olmazsa şu ayetlerin tercümesini söyleyeceğim. Ömrümüz olursa yarın da buradayız biz inşallah. Ve daraballahu metelen lillezine amenu imraate firavun. Firavun'un hanımı Musa aleyhisselamın da teyzesi olan Hazreti Asiye'yi, kocası Firavun ama kendisi imana Kur'an-ı Kerim'de model gösteriyor. Firavun'un karısı şöyle dedi, ellerini açtı. Galet Rabbibni li indike beyten fil cenne. Ya Rabbi senin nezdinde bana cennette bir köşk yap. Ve neccini min firavne ve ameli. Ve beni bu firavunla onun amelinden muhafaza ile kurtar dedi. Kaç bin sene sonra Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de, bin küsür senede peygamberimizden sonraki dönemde Hazreti Aişe annemizin menkıbesini Allah kelamından okuyoruz. İmandaki kuvvete bakın. Ve neccini minel kavmiz zalimin. Allah'ım beni zalimler kavminden muhafaza eyle. Allah isterse muhafaza eder. Bizler de tesadüf değil bunlar. Biz az zulüm görmemişiz. Biraz evvel söylediğim, yine duyduğum laflar. Doğu Türkistan'da ezan yasak. Biz de 18 sene ezansız yaşamışız. 18 sene. Cenab-ı Hak milletimize o menfi günleri bir daha yaşatmasın. Ve Meryem ebnete İmran elleti ahsanet ferceha. İmana ikinci model hanımefendi de İsa aleyhisselamın annesi Hazreti Meryem annemiz. Süleyman Çelebi Hazretleri Hamine Hatun Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselam'ı doğurduğu zaman Hazreti Asiye ile Hazreti Meryem Hazreti Amine'yi tebrike gelmişlerdi diyor. Biri Meryem Hatun idi aşikar, birisi hem hurilerden bir nigar. Peygamber Efendimiz de buyuruyor ki, erkeklerden Anadolu lisanıyla söyleyeyim, erişenler çoktur. Yani sıradan insanların üstüne çıkıp velayet iklimine varanlar çoktur. Ama kadınlardan dört tanesinin ismini veriyor Peygamber Efendimiz. İkisi burada, Hazreti Asiye ve Hazreti Meryem. Hazreti Asiye, Musa aleyhisselamın teyzesi, Hazreti Meryem de İsa aleyhisselamın annesi. Ama Hazreti Meryem farklı bir hanım, İsa aleyhisselamın babası yok. Cebrail aleyhisselam insan suretinde tecelli ederek Hazreti Meryem'in rahmine İsa aleyhisselamın nutfesini koydu. Dedi ki, müjde, bir peygambere anne olacaksın. Ben mi dedi? Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Evet sen. Dedi ki, bana bir erkek yer semtime bile yaklaşmadı. Allah isterse olur. Hazreti İbrahim 100 yaşını geçen hanımından melekler doğum müjdesi getirdiğinde ben mi doğuracağım dedi, beli bükürmüş kısır kadın. Çoktan menopoz dönemleri bitmiş. Ona da dedi Cenab-ı Hak, Allah isterse olur. Havva annemiz cennetten kovulduğu zaman 300 sene ayrı yaşadı Adem aleyhisselamdan. 300 yaşından sonra 20 doğum yaptı. Allah isterse olur. Zekeriya aleyhisselam diyordu ki, kemiklerim çürüdü. Neslimi devam ettirecek bir evlat ver. Cenab-ı Hak hem de ismini koyarak, haydi sana bir erkek evlat verdim. Adını da Yahya koydum diyordu. Cenab-ı Hak koyuyordu adını. Ama insanlar Yahya aleyhisselamın da boynunu vurdular. Boynunu vurdular. Zekeriya aleyhisselamı destereyle biçtiler. Kur'an-ı Kerim bunları anlatıyor. Bu dünya imtihan meydanıdır. Elbette çekeceğiz. Cenab-ı Hak yemin ederek diyor ki, öyle inandım deyip bırakmam sizi.
Ankebut suresinin başı. Ehasiben nas en yutraku en yekulu amennâ ve hum lâ yuftenûn. İnsanlar zannediyorlar mı ki iman ettik diyecekler, ellerini kollarını sallayıp cennete girecekler. Öyle değil. İnceleyip sık dokuyacağım. Kim imanında samimidir, kim değildir, imtihan edeceğim. Ahsanat ferceha. Hazreti Meryem namusunu muhafaza etti. Namus kapısı İslam'ın en muhteşem kapısıdır. Allah annelerimize, kızlarımıza, bacılarımıza merhamet versin. Nikah kapısı zedelenen milletin geleceği karanlıktır. Haya perdesi yırtılan milletin imanı tehlikededir. Haya perdesi yırtılmayacak. O yüzden ben masal okumuyorum. Dinimizin düşmanları bu memlekette ilk defa baş örtüsüne saldırdılar. Çünkü baştan örtü giderse arkadan kolları da açılır, bacakları da açılır. O kolay. Baş çok önemlidir. O yüzden peygamberimize ilk vahiy geldiği zaman Varaka bin Nevfel'e gitti. Hazreti Hatice annemiz. O da yarım kaldı. 4 hanım dedik. İkisi de peygamberimizin biri hanımı, birisi de kızı Hazreti Fatıma-i Zehra. Hanımı Hatice-i Kübra annemiz. Peygamberimizin bütün hanımları annemiz. Gündüz de söyledim. Hazreti Aişe'ye dil uzatanlar, hacca da gitseler, namaz da kılsalar Müslüman olamazlar. Ama buna rağmen Hazreti Aişe annemiz diyor ki, Hazreti Ebu Bekir'in kızı, böyle yüksek seviyeli bir aileden gelme, peygamberimizin kanatları altında adeta büyüdü, dininizin yarısını Aişe'den öğrenin dedi peygamberimiz. Ama buna rağmen diyor ki, kadınlığımın bütün inceliklerini kullanarak Resulullah'a sokuldum. Kaç defa dedim ki ya Resulallah, zevceleriniz arasında en çok sevdiğiniz benim değil mi? Hazreti Ayşe annemiz diyor ki, eğer Resulullah Efendimiz evet en çok sevdiğim sensin deseydi cenneti verseler o kadar sevinmezdim. Ama hepsinde dedi ki Efendimiz, Hatice başkaydı. Hatice başkaydı. Allah şefaatine nail etsin. Efendimiz'e Hazreti Varaka dedi ki, git eve Muhammed'in yanına otur, de ki sana vahyi getiren hala geliyor mu? Evet derse başını aç. Eğer hala geliyor derse ona şeytan musallat olmuştur. Başını açınca kayboldu derse o zaman Hazreti Musa'ya da İsa'ya da gelen Cibril odur. Yakında onu yurdundan yuvasından çıkaracaklar. Keşke yaşasaydım da ona yardımcı olsaydım dedi. Hazreti Hatice annemiz geldi evine, Resulullah'ın yanına oturdu. Vahiy getiren melek hala geliyor mu? Evet. Başını açtı şimdi, şimdi yok, kayboldu. Baş açmak, yani bundan şunu anlamayın. Müslüman hanımlar evlerin içinde kendilerine, kocasının yanında başını açabilir. Çocuklarının yanında açabilir ama nikahı düşen erkeklere başını açamaz. Ve nefakna fihim min ruhina ve saddakta bi kelimatin. Kelimat-ı Rabbiye ve kütübihi ve kânet minel gânitin. Hazreti Meryem imana model gösterildi. Niye? Ayrıca o devir öyle bir devir demek ki, Zekeriya aleyhisselam onun bakımını üstlendi. Zekeriya aleyhisselam İsa aleyhisselamın teyzesinin kocasıydı.
Hazreti Mevlana diyor ki Mesnevi'den, İmran'ın hanımı yok. Hazreti Zekeriya'nın hanımı Hazreti Meryem'e ziyarete gittiği zaman Yahya Aleyhisselam anne karnından İsa Aleyhisselam'a secde etti. Bu Mevlana'nın Mesnevi'de tespiti. Bu şu demektir: büyükler hürmete layıktır. Yahya da peygamber, İsa da peygamber aleyhisselam. Ama İsa aleyhisselam daha büyük bir nebi olduğu için o ona tazim etti. Cenab-ı Hak Habib Edebi hürmetine imtihanı kazanarak bu alemden gidenlerden eylesin. İmtihan meydanındayız. İmtihanı kazanmak için ölçü nedir? Peygamber Efendimiz net söyledi. Buyurdu ki, yaşadığınız gibi ölürsünüz, öldüğünüz gibi de mahşer meydanına gelirsiniz. Müslüman gibi yaşayan, Müslüman gibi ölür. Gayrimüslim gibi yaşayan, Allah esirgesin, gayrimüslim gibi ölür. Thank you.